Siyasetin değerli izleyicileri, bugünkü konuğumuz Sayın İsa Edire, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kırıkkale Belediye Başkan aday adayı. Efendim hoş geldiniz, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz ayrıca. Ben teşekkür ederim. İsa Bey, Kırıkkale kamuoyu sizi tanıyan da vardır, tanımayan da vardır doğal olarak. Tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Öncelikle Ramazan ayında gerek sizlerin aracılığıyla Kırıkkale'li hemşerilerimizin bu saatte bizleri konuk etmesi ayrı bir memnuniyet verici. Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca bugün itibariyle Doğu Türkistan ve Türk aleminde, Türk İslam aleminde zulüm gören Ramazan ayı münasebetiyle zulüm gören soydaşlarımıza buradan dualarımızla destek olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bizim de içinde onur ve şerefle temsil ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucularından rahmetli Alparslan Türkeş Başbuğ merhumu rahmetle ve şehitlerimizi rahmetle andığını ifade etmek istiyorum. Biz aslen Keskin Cerit Mumunlu nüfusuna kayıtlıyım. Tabii çocukluğumuz, gençliğimiz Kırıkkale'de geçti. Daha sonrasında akademik çalışmalar için Ankara'ya, Gazi Üniversitesi'ne geçtik. Orada eğitimimizi tamamladıktan sonra akademik gelişimimizi üniversitede görev aldık. Kültür Bakanlığı'nda, Milli Eğitim'de bir kısım görevlerimiz oldu. Kültür Bakanlığı'nda İdari Mali İşler Müdürlüğü, Genel Sekreterlik görevlerinde bulundum. Ondan sonra üniversiteye geçiş yaptık akademik personel olarak. Aşağı yukarı 1994 yılından beri 2547'ye tabi YÖK mensubu olarak akademik personel sıfatımızla görevimize devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde şimdi görevimize devam ediyoruz ve doçent unvanımızı aldık. Şimdi kendimizi ifade ederken 99 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu koalisyon iktidarında 57. hükümet içerisinde Başbakanlık Müşavirliği, Devlet Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulundum. Yine onur duyduk, şeref duyduk ve kendi imkanlarımız ve bilgi birikimimiz çerçevesinde katkı sağlamaya çalıştık. Kırıkkale'limize, hemşerilerimize hem akademik bazda, üniversite ortamında hem de bürokratik ve siyasi konjonktürde her alanda elimizden geldiği kadar destek olmaya, hizmet etmeye çalıştık. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi saflarından belediye başkanlığına aday adaylığımızı ifade ediyoruz. Bundan da yine onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bunun mesuliyetinin farkındayız. Kritik bir dönem bizim için. Partimiz onurla, şerefle bu görevi üstlenecek çok kadim, çok birikim sahibi, muteber insanlar olduğunu, Kırıkkale gibi birçok vilayette aday adaylarının çok sayıda müracaatlarından görüyoruz. Bu da tabii memnuniyet verici. Yani 57. hükümet döneminde zaman zaman bürokratik görevlerde ihtiyaç duyduğumuz kadrolara atamalarda sıklık yani güçlük çekerken bugün bakıyoruz birçok yetişmiş, deneyimli ve tecrübeli insanımız olduğunu bilmek bizi onurlandırıyor. Kırıkkale'de bunlardan biri. Yanılmıyorsam şu an 10 civarında 10-11 tane aday adayı var. Hepsi birbirinden muteber, hepsi birbirinden birikimli ve tecrübeli. Yine aynı safta yer aldığımız tecrübeli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ben Allah'tan onlara da muvaffakiyet diliyorum. Evet. Sayın Başkanım, sizin de belirttiğiniz gibi Kırıkkale'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları pek çok. Ama aynı şekilde diğer partilerde de var. Ben size şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Dışarıda yaşayan bir insansınız ama Kırıkkale'ye de çok sıklıkla gelip gittiğinizi biliyorum. Eksik olarak ne gördüğünüzde aday olmaya karar verdiniz Kırıkkale Belediyesi'nin yaptığı? Şimdi bir çocukluğumuz, gençliğimiz burada geçti herkes gibi. O dönemde bizim de zaman zaman içinde yer aldığımız gençliğin kahvehane köşelerinden tıklım tıklım dolan kahvehaneleri ben hafızama yerleştirdim. Bugün hala
geziyoruz, görüyoruz. Kırıkkale en çok işsiziyle, göç veren bir kent olgusuyla anılıyor. Cumhuriyetle anılan bir silah sanayi altyapısı var. Orta Anadolu rafinerimiz var. Türkiye'nin merkezinde, göbeğinde alan bir coğrafi ve jeopolitik bir konumu var. Başkentin yanında yer alıyor. Ama ne hikmetse hala bir köy görüntüsünden, hala bir köylerin beslediği bir olgudan, bundan onur duyarız, şeref duyarız ama günümüz ve çağımız bununla iştigal değil. Bir şehri ben yaşayan bir sosyal varlığa benzetiyorum. Siz eğer buna gerekli hassasiyeti göstermezseniz hasta olur. Bunun yansımasını da şehirden göçle verir. Şimdi son birkaç yıla kadar Kırıkkale hepimiz biliyoruz ciddi göç veriyordu. Silah sanayi, makine kimya. Şimdi biz bunları tabii görüyoruz, gördük. Bunun yanı sıra aday olmamızdaki sebepleri biz broşürümüzde de, tanıtım yayınlarımızda da, tanıtım kampanyamızda da hep belirttik. Aday olmamızın haklı bazı sebepleri vardı. Bir, bugün onların tabiriyle, yani mevcut siyasi konjonktürün tabiriyle %57 halk desteğini, %50 civarında bir halk desteğiyle iktidar olduklarını söylüyorlar. Ve bugün bakıyoruz 3 milletvekili, devletin en üst kademesinde görev alan, yer alan etkin isimler Kırıkkale'de söz konusu. 3 milletvekili, bir belediye ve diğer bürokratik kadroları da saydığımızda sinsile aşağıya doğru devam ediyor. Ama Kırıkkale halkına yansıyan yatırım ve akan bütçe bunlardan hak ettiği ölçüde faydalanamadığını görüyoruz. Şimdi siz 3 milletvekili, bir belediye başkanı, bunun yanında sivil toplum örgütleri ve benzer üniter yapıyı teşkil eden, devlete hizmet eden birimlerin genel yapısını düşündüğünüzde imkan ve kaynakların başkentin yanında olan bir birim olarak buraya akması lazım. Bu aksaklıkların hepsini biz projelerimizde. Nedir bu? İşsizlik. Yani özür dilerim, şunu mu demek istiyorsunuz? Belediyelere yapılan normal ve alışıla gelmiş yardımın ötesinde başka yardımlar alabilmek için proje üretilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bunu da şimdi, bu yerel üretimleri yapamıyor. Şimdi bu diyor hocam. Bu genelde bütün aday adaylarımızın, hatta diğer siyasi parti adaylarının da hep gün yüzüne getirdiği proje çok dillerde, dillerde dolaşan bir ifade. Tabii bu bir ayağı. Yani belediyeler işsizlik için istihdam yaratan iş kapıları değildir. Ancak bir o kadar da iş kapılarıdır. Belediyeler bugün yerel yönetimlerin, yani mahalli seçimler sonucunda iktidara gelen belediye başkanı halka en yakın hizmet eden birimlerdir. Halka en yakın olan birimlerdir. Milletvekilliği, bakanlar, kabine malum Ankara'da vazifesini yapar. Ama belediye halkın içindedir. Şimdi belediyeler bu vazifeleri ben yapabildiğine inanmıyorum. Bunları da belgeledik. Allah nasip eder adaylık ve ondan sonra eğer başkanlık söz konusu olursa onları bir bir. Bizim geçmişle çok hesabımız yok. Ancak 400 milyar gibi, trilyon gibi, 450 trilyon gibi bir borcu, vakıf olunan bir belediyenin borcuna da talip olacaksınız. Yani biz neye talip olduğumuzu da biliyoruz. İş öyle olunca siz buna talip olacaksınız. Evet. Bu borç nereden geliyor diye sormayacaksınız. Öyle bir şey olmaz. Sayın Başkanım, hemen konuya gireyim. Bu konunun devamı, bu göreve talibim diyorsunuz. Aynı anlattığınız devamı. Burada da bir hayli bir maddeleri okudum. Bunlarla ilgili bize biraz açıklarsanız kamuoyu da biraz daha sizi yakinen tanımış olur. Daha da bilgi edinmiş olur. Eyvallah. Şimdi bir defa Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale çok önemli bir konumdadır. Bana göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin vazgeçilmez kalelerinden biridir. Bozkurtların ocağı, ülkücülerin yuvasıdır. Ben bunu hep böyle gördüm. Bu düşüncem ister 3. parti olsun, ister 5. parti olsun hiç de değişmedi. Bu kalede, Kırıkkale'de ve ülkücülerin kalesinde biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin şanlı Türk bayrağını ve 3 hilali yeniden dalgalandırmak istiyoruz. İlki bu. Bir diğeri işsizlere. Tamam. Projelerimizde biraz sonra birkaçını ben sizinle paylaşacağım. İşsizlik olgusunu çözerek işsizlerimize iş istihdamı, gençlerimize yeni bir vizyon ve
bunların önünü açacak, bunlara iş sahibi yapacak, hatta işveren konumuna getirecek bazı yatırım ve altyapıları hazırlayacağız. Bir diğeri, eğer bir şehirde üniversite şehri diyoruz, burayı bir üniversite şehri yapmaya taahhüt ediyoruz. Ben akademik camianın içerisinden geliyorum. Kırıkkale Üniversitesi'nin oraya yapılmış olması ciddi bir, belki o günkü şartlarda, bunun fiziki neden olduğunu çok iyi biliyorum. Ama o günkü şartlarda bu böyleydi. Bugün aşağı yukarı 27-30 bine yakın öğrencisi olan bir üniversite Kırıkkale'ye ne katkı veriyor? Burayı bir üniversite şehri, buraya bir üniversite şehri yapmaya taahhüt ediyoruz. Bunun için ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve bunları yine önerilerimizde ve tekliflerimizde ortaya koyduk, projelerimizi ortaya koyduk. Bir diğeri, belediye kaynaklarının sağlıklı dağıtımını sağlamak. Yani şimdi belediyeler eski yapıda genelde hep şey denirdi, işte temizlik, kanalizasyon. Artık günümüz belediyeciliği bunların dışında yerel vazifedir. Hizmetten biraz daha var. Kesinlikle öyle. Yerel hizmetler olacak, sosyo-kültürel, ekonomik altyapı. Bakın üniversiteler de artık öyledir. Neredeyse bir ticarethane. Devlet liyakatından bir belediye başkanı benim nazarımda devlet ciddiyeti ve devlet liyakatına sahip olacak. Ama yatırımlarda da ticari mantığı ve ticari usulleri esas alacak. Çünkü siz ticari mantıkla davranmazsanız yatırımda muvaffak olamazsınız. Yani paranın nereden geleceğini, cari gelir gider dengesini, yani ticaret bunun mutfağıdır. Dolayısıyla Kırıkkale bunlara da aç kalmıştır. Estetik boyutu, bakın şehir, siz burada yaşıyorsunuz, ben de burada yaşıyorum, öyle sayılır. Yani ikametim şu an belki Ankara ama ailemin çok büyük bir kısmı, ben zamanımı büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Birkaç caddeye ve birkaç bölüme sıkışmış durumdadır. İlk yapacağımız iş, Allah nasip ederse o merkez yapıyı kırıp kenara dağıtacağız. Mahallelere yaşam hakkı tanıyacağız ve o kilitlenmiş. Bakın hastane açılıyor, ambulans girecek yeri yok, evet. Ama hala ruhsat veriliyor. Şimdi bunlar belki o günü kurtarabilirsiniz. Adliye, bakın çok kanayan yaramız. Bir valilik binası inşaat atıldı. Soruyorum, yani hemşerilerimize de soruyorum, sizlerle de paylaşıyorum. Evet. Ve müteahhit bıraktı gitti, yani onu da haberini aldık, duyduk, üzüldük. Allah değil. Yani bu şekilde yani, değil yani. Öyle ya da böyle. İktidar bir partisin. Ha yani. Gücün yok. Yani şimdi, orada müteahhit atmış, kaçmış gitmiş. Bunu defalarca biz vekillere soruyoruz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bir yeri çok sıkıntı. Yani şimdi şehircilikte siz buna çözüm ya da doğru diyemezsiniz. Evet. Siz vilayet evini, adliyeyi kenarlara çekersiniz. Kenarlara yeni yaşam alanları oluşturursunuz. Evet. Üniversite, eğitim kampüsleri, sağlık birimleri ve adliyeler. Bunları çektikçe şehir büyür. Şimdi siz gene boş bulduğunuz bir mekana bunu sıkıştırmaya çalışırsanız onun içinden çıkamazsınız. Sayın Başkanım, o üniversite meselesine yeniden dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Akademik kimliğiniz olduğu için şüphesiz bu sizin de daha iyi vakıf olduğunuz bir konudur. Bir üniversitenin maksimum öğrenci kapasitesi 25 bin olduğu söyleniyor. Yani 25 bin öğrencisi olan bir üniversite tamamdır. Bazı fakültelerde değişebiliyor. Belki fazla 3 aşağı 5 yukarı olabilir, evet. Ama hemen hemen Kırıkkale Üniversitesi de bu kapasiteyi şu anda doldurmuş durumda. Üniversiteyi geliştireceğiz derken bunun üstüne mi çıkmayı düşünüyorsunuz? Hayır. Yoksa farklı bir üniversite alanında yoğunlaştırmayı mı düşünüyorsunuz? Şimdi biz bir öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akademik yapının içerisindedir. Yani burada rektörümüz öğrenci mevcudiyeti YÖK çerçevesinde alınacak verilecek sayıyla alakalı çalışmalar onlar yapıyor. Biz, yanlış anlaşılmasın, o alanla alakalı değil. Biz, hayır, 20, 25 ya da 30 bin adı ya geçen öğrencinin şehirle irtibatının şehirle kurulmasını bahsediyoruz. Olmasını. Bakın üniversiteler şehirlerin lokomotifidir. Hayır, şeyidir. Bacasız fabrikalardır. Evet. Beraberinde getirdiği çok ciddi katkılar sağlar. Esnafın da çarkının dönmesini sağlar. Yani. Maalesef böyle. Yani hepimiz çocuk okutuyoruz. Şu an üniversitenin Kırıkkale faydası yok. Ha, şu an yani Ankara'ya gidiyor geliyor. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Tartışmasını yapamıyoruz ve onlar orada bir şey kesinlikle öyle. Kaldı. Bizimle şimdi
Ha, benim gelmek istediğim nokta da Sayın Başkanım bu. Yani bunu Kırıkkale ile irtibatlandırmak için üniversitenin yeri bir başka yere kaydırılabilir mi? Yani ikinci bir üniversite şimdi olarak veyahut da ne şekilde bir Kırıkkale ile irtibatlandırmak? Şimdi biz sadece belediye olarak bazı fakültelere, bazı meslek yüksek okullarına içeri çekerek mekanlar tahsis ederiz. Kampüs dışına çıkarırlar. Artı öğrencilerin tabii. Artı öğrencilerin sosyal alanlarını belediyecilik hizmeti anladım içerisinde siz sağlarsanız, öğrenci işi bittiğinde ana yola geçip hemen Ankara'ya gitmek yerine sosyal etkinliklere katılmak ya da aktivitelere katılmak ya da bazı aradığı, bu bir arz talep meselesidir. Öğrenci aradığını burada bulamaz, Ankara'ya gider. Evet. Ailesinin yanına gider, arkadaşının yanına gider, kırtasiyeyi oradan alır. Yani. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz için bazı yatırımlarla öğrencinin şehre kaymasını sağlamamız lazım. Yani üniversitenin mevcut yerinin kaydırılması söz konusu değil. Şu oraya çıkıyor. Yani şehirde belediyecilik konumunda nasıl canlandırabilir evet diye onun hesabını yapmaya çalışıyor. Tabii biz cazibe merkezi haline nasıl getireceksiniz? Biz şimdi onu söylüyoruz. Bir şehri üniversite kenti yapmak. Marka kent. Evet. Şimdi bakın projelerden sizinle paylaşacağım projeden biri bu. Orta Anadolu Rafinerisi. Evet. Petrol ve yan sanayi ürünlerinin. Şimdi işçilik, malzeme ve ulaşım, nakliye. Bunlar çok ciddi ürün üzerine, ürün safhasında. Yani ham maddeden ürün üretime geçene kadar çok ciddi maliyetler biner. Yani 5 liralık mal 15 liraya çıkar. Kırıkkale bunun için bir avantajdır. Şimdi Kayseri'ye bakıyorsunuz, lastik ve otomotiv yan sanayinde çok ciddi yol kat etmiş. Çorum, yanımızdaki Çorum, medikal tıp sanayinde bizim bildiğimiz bu plastik enjektörde, yani ham maddesi bizim Orta Anadolu rafinerisinden giden plastik ham maddede %65'ini Türkiye'nin enjektörünü Çorum üretiyor. Şimdi biz bu Orta Anadolu rafinerisine ham madde sağlayan yan sanayi ürünlerini Konya, ben Konya'da görev yaptım. Organize sanayinde ayakkabıcılar fuarı vardır. Kauçuk ve ayakkabı sektörü yine petrol yan ürünüdür. Plastik ve petrol kauçuk yan ürünüdür. Ya bakıyorsunuz Konya bizden çok ileride. Burada bir tane ne yan sanayi var ya ne fabrika var. Marka şehir derken şimdi Allah'tan birkaç tane müteşebbisimiz yani bu zinciri kırmaya başladı. Emeği geçenlerde ben hep onu söylüyorum. Allah razı olsun. Hepsini de gani gani anıyoruz. Benim mizacımda çivi çakan herkese ben saygıyla ölmüşleri rahmetle anmak vazifem. Organize sanayi açılışında ben de vardım. Temelleri evet, atıldığında evet. 57. hükümet döneminde ben de geldim. Bugün organize sanayi çok ciddi bir yol kat etti. Bir benzeri Keskin. Şimdi Keskin'i Orta Anadolu rafinerisiyle destekleyip ve sadece petrol ve yan sanayiye yönelik bir altyapı ve organize sanayi oluşturduğumuzda emin olun çok ciddi burada istihdam ve müteşebbislere zemin hazırlayacağız. Ha, bunun için belediyeler biliyorsunuz Dünya Bankalarından, Avrupa Birliği fonlarından çok ciddi hibeler var. İşte 57. hükümet dönemindeki nacizane görevimizde bunlara çok ciddi altyapı oldu bizim için, tecrübelerimiz oldu. Bunun kaynaklar nereden sağlanır? Hangi mesela 2 yıl öncesinde yeraltı kaynaklarına çok itibar edilmiyordu belediyelere. Dünya Bankası kredi vermiyordu, teşvik vermiyordu, hibe vermiyordu. Şimdi biz yine yanlış anlaşılmasın, borç alıp kredi alıp belediyeyi borçlandıracağız. Öyle bir talebimiz yok. Öyle bir şey olamaz. Biz kaynakları yerinde kullanacağız ve yeni kaynaklar yaratıp yük teşkil etmeyecek. Diyet ödemeden hibe kredilerle artı, sadece ona da bağlamıyoruz. Artı bu bölgeye istihdam sağlayıp yeni alanlar üreteceğiz. Bir başkası yatırım, şimdi hazır açılmışken onu söyleyeyim. Evet. Bu arada yazmış olduğunuz bu yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kitap da var önünüzde. Onu da görüyoruz biz. Evet. Gerçekten güzel bir çalışma, incelediğimiz baktığımız kadarıyla. Teşekkür ederim. Şimdi bu çalışma bizim genelde hep söyleniyor. Her dostumuzun, farklı siyasi partilerden de olsa her bu alana baş koyan, bu yola çıkan dostlarımızın hep ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ciddi birikimler olduğunu biliyoruz. Biz bunun bu işe ne kadar
önem verdiğimizi, altyapı hazırladığımızın bir beyanı olarak böyle bir çalışma hazırladık. Bölgenin kalkınma planı, bölgenin ihtiyaç duyduğu, o biraz önce sizin sorduğunuz ana başlıklarıyla ihtiyaç duyulan noktalar nelerdir? Evet. Kabristanlardan, mezarlıklardan, içme suyu, arıtma tesislerine kadar. Efendim, belediye çalışanların hizmet içi eğitiminden, itfaiye teşkilatının sosyal hizmetlerden tutun, sokak çocuklarına kadar hepsinin ana başlıklarıyla yapılması gereken, yapılan ve yapılmasında Kırıkkale halkının kazanacağı unsurları biz bir ben kaleme aldım. Sayın Başkanım, sizin basın bürosu açmayı da düşündüğünüzü biliyorum belediye bünyesinde. Evet, bu biraz... Özür dilerim. Yani halkla belediyenin biraz daha iç içe girmesi, biraz daha koordine olması için de şimdi... bir adım olmuş olabilir mi? Yani o noktada da eksiklik görüyor musunuz? Yani mevcut tabii. Belediyelerin halkla biraz koordinesizliğine. Şimdi biraz önce ifade ettim. Belediyeler halka en yakın olan birimlerdir. Hizmet noktasında da, iç içe olma noktasında da, yani evet, sosyal yaşam içerisinde de. Şimdi ben Allah nasip ederse ilk yapacağım icraatlardan biri, biraz da sizin alanınızı ilgilendiriyor. Evet. Belediye binasında her türlü teknolojik günün ihtiyaçlarını sağlayabileceğiniz ulusal ve yerel basının gelip orada basın ofisi olarak kullanabileceği bir mekan ve ofis oluşturmak. Basın, belediyenin bir servis mi? Basın, basını biz tahkim altına almak gibi bir şeyimiz yok. Sadece ona o fiziki şartı, ortamı hazırlayacağız. Tabii ben hazırlayacağım. Onlar işini yapacak. Halkla beni barışık tutacak. Benim elim kolum, benim yaptığım icraatları. Hatta olumsuz yaptığım şeyleri de yerebilecek. Yani halka lanse edebilecek. Bu aynı zamanda büyük şehirlerde var Sayın Başkanım. Var. Şimdi Kırıkkale'de tabii birçok büyük şehirde var. Hepsinde yok. Yani yüreği gerçekten halisane atan birçok belediyemizde, yani bu farklı siyasi partiler de olabilir ama Kırıkkale'mizde eksik olan bir şey. Şimdi estetik olayına geldik. Estetik biraz daha bizi ilgilendiriyor. Kurumsal kimlik adına, nitelikli bir kent adına, marka kent adına şöyle bakıyoruz. Ne mimaride bir etik bir yapı var, estetik bir yapı var. Yani belediye kuşat veriyor, ruhsat veriyor. Şimdi biz demiyoruz ki vatandaşımızı zora sokalım. Hayır. Belediye üzerine düşeni yapacak. Gerekirse destek olacak. Gerekirse tip projeler üretecek. Kentsel dönüşüm projeleri. Herkesin dilinde var. Herkes ortaya atıyor. Kentsel projeler, kentsel dönüşüm projeleri. Şimdi Kırıkkale'de bunun için Yaşam bölgesine çok ciddi açılımlar yapmaya başladı. Ama şimdi siz bir bölgeyi kalkındırırsanız, bakın o tarafa yatırım gidiyor, bu tarafa gelmiyor. Şehrin doğu tarafına bakıyorsunuz, valilik tarafı, Samsun yolu tarafına bakıyorsunuz, nasibini alamıyor. Evet. Şimdi siz eğer bir belediyeyi yönetiyorsanız, Kırıkkale gibi aşağı yukarı bu nüfusa yakın geniş bir coğrafyaya hükmediyorsanız, belediyecilik budur. Sanayisinden sosyalitesine. Şimdi merkeze tıkanmış, birikmiş bir belediyecilik o. Olmaz. Sadece belediye binasından yönetilen bir belediyecilik olmaz. Halkın içine gireceksiniz pazar yerleriyle. Sosyal ihtiyacı olan. Ya şimdi ben size soruyorum. Siz bu şehri koklayan, teneffüs eden insanlarsınız. Evlendirme merkezi, nikah salonları. Bütün vatandaşlarımız ilk söylediği, ihtiyaç duyduğu şeylerden biri bu. Diyor ki efendim var, yeterli değil. Yani Kırıkkale eski Kırıkkale değil. Evet. Yani potansiyeli. Bakın üniversite kenti diyor. Üniversite beraberinde taşıma kültürü getirir. Bazı arz ve talepleri getirir. Sosyal niteliği getirir. Tabii bunların hepsi Allah nasip ederse bir sorun olarak. Sonra bir başkası, bakın istihdamdan bahsettik. Yine burada sunduğumuz büyük projelerden biri. Herkes moda oldu yine. Organik tarımdan bahsediyor. Kırıkkale Havzası'nda biz en iddialı projelerimizden biri bu. Alım garantili organik tarım projesi. Şimdi organik tarım demiyoruz. Belediye burada aracı konumda üreten vatandaştan garanti vererek senin teminatın biziz. Biz araziyi tahsis edeceğiz, istihdam edeceğiz. Gerekirse hazineden yeni araziler üreteceğiz. Hiç kimseye peşkeş çekmeden, hiç kimseye ayrıcalık tanımadan
Kızılırmak Havzası'nda alım garantisini biz veriyoruz. Yani fiyat hususunda hani üreten, mahsulünü üreten çiftçi zorda kalmayacak. Ben ürünümü nasıl satacağım onun endişesi duymayacak. Biz Ankara, yani ben bunu paylaşmakta bir rahatsızlık duymuyorum. Kim yapıyorsa yapsın. Ben olurum, bir başkası olsun. Ve lütfen buna eğilsinler. Kızılırmak yanımızdan akıyor. Bereketli bir toprak üzerinde oturuyoruz. Ankara başkent burada, yanı başımızda. Birçok kurumumuz var, resmi kurumumuz var. Ben buna talibim. Ben bunları yapacağım. Alım garantili organik tarım üretimi yapacağız. Ve vatandaşımıza entegre soğuk hava depoları, ihraç malları için, ihraç tarım ürünleri için bunları kuracağız. Şimdi sadece bu bile binlerce vatandaşımıza ve hemşerimize iş istihdamı sağlayacak. Ve göç veren bir kent, şehir olgusundan ziyade göç alan bir şehir konumuna geleceğiz. Zaten bu olgu vardı. Yani makine kimyayla bu döngü devam ediyordu. Ancak tabii daha sonrasında silah sanayini de başka yerlere, Çankırı, hatta Trabzon gibi bazı yerlere çekilmesi ya da taşınması, siyasi bazı iradeler neticesinde Allah'tan çok ciddi üretim anlaşmaları yapıldı. Makine kimya. Ben çocukluğumda, gençliğimde hatırlıyorum. Mesai bitiminde makine kimyadan akın akın işçiler çıkardı. Tabii, vardiya değişiminde. Ucu bitmezdi. Yarım saat fabrika boşalırdı. Hala bitmiş. Şimdi bakıyorsunuz kaç tane çalışanı kaldı. Mesai bitmesine bakın, 17-18 yani. Binden bakın, 900 bine kadar düştü. Bakın açık ve net söylüyorum. Bugün makine kimya endüstrisinin şu andaki üniteleri, bu bizim işimiz değil. O farklı bir kategori. Ama biz biliyoruz ki potansiyelini veremiyor, aktaramıyor. Zorda kalırsa mevcut makinalar, gece endüstri ürünü, gündüz sanayi ürünü ya da silah sanayine şey yapabilir. Yani çok az modernizasyonla emin olun, gece farklı vardiya da farklı ürün çıkar, gündüz farklı çıkar. Bunun için altyapıları var. Ama siz makine kimyayı, sanayi besliyordu bir zaman. Kovanlı tapasını sanayi yapıyordu. Şimdi belediyeler de böyle. Hizmeti dışarıdan almaya kalkarsanız, bugün yanılmıyorsam 900 çalışanı mı var? Bugün aşağı yukarı. Aşağı yukarı o civarda. Makine şeyinde, belediyenin de öyle. Bakıyorsunuz, tamam iş kapısı değil. Ama bu bir ekip işi. Siz bu kadar sayıyla aşağı yukarı 250-300 bin nüfusu olan bir kenti nasıl idare ediyorsunuz? Küçül, hizmette de küçülüyorsunuz. Yani bizim belediyede gördüğümüz en büyük sıkıntı o. Şimdi bakın, bordür taşlar yapılıyor. Şimdi bunlar estetik açıdan da artık niteliğini siz neyse, yani onlar Allah nasip eder de adaylık söz konusu olursa bir ortaya koyacağımız şeyler. Biz şimdi genel olarak mesela bu iki büyük projeden bahsettik. Bunlar bir nebze, yani bunun gibi birçok düşüncemiz var. Allah nasip ederse uygulanabilecek nitelikte. Öyle havada kalacak değil. İstihdam niteliğinde. Müteşebbis ruhu harekete geçirecek. Hatta dışarıda çok ciddi bizim şeylerimiz var. Hemşerilerimiz var. Yatırım yapan, yani ticari sektörde hayatını idame ettiren. Şimdi adam için fark etmiyor. Yani dostlarımız için fark etmiyor. Bursa'da, Kütahya'da fabrika kurmuş. Can atıyorlar Kırıkkale için. Ama güven, Singapur dünyada %98 güvenilirlikle yabancı sermayeyi çeken yegane ülkedir. Yabancı sermaye çekiyor. Bir tek sebebi var. Sermayenin güvencesi. Diyor ki ben buna inanmam lazım diyor. Yani ben yatırım yaptığım sermayeyi karşılığını alabilmeliyim. Bu bir. İki, bir güvencesi olsun istiyor. 5 yıl sene sonra, 10 yıl sene sonra ya da 20 sene sonrasını ben bir göreyim, para yatırım yapacağım diyor. Milyon dolarlar gömeceğim diyor. Eğer güven telakki etmezse niye gömsün? Bakın otomotiv sektörü. Şimdi açık söylüyorum Orta Anadolu rafinerisini, yine yan sanayinde otomotiv sektörü. Raylı sistem. Kırıkkale gündeme geldi. Ben merak ettim. Siyasiler nerede?
hızlı tren raylarının ve vagonlarının ihalesi söz konusuydu. Fabrikası kurulacaktı. Dua ettim ki Kırıkkale alsın. Yok ortada bir şey. Başkentin yanındayız. Bunun için güçlü bir irade, güçlü bir yerel yönetim, güçlü bir siyaset anlayışı, Ankara ile barışık, yani devletle barışık, bizim savaşla ya da kavgayla işimiz yok. Devlet liyakatına haiz, tecrübeli. Biz ya da, ben onu başında da söyledim. İçimizdeki aday adayların hepsi buna muktedirdir. Samimiyetle söylüyorum bunu. Hiç çekinmeden de söylüyorum. Hepsi bu güçtedir. İnanıyorum ki ben ya da bir başkası. Evet. İktidara geldiğinde, başkan olduğunda benim bir tek ifade ettiğim şey var. Benim hesabım kendi kulvarda, aynı safta yer aldığımız aday adaylarıyla değil. Evet. Benim hesabım mevcut siyasi bir siyasi partinin belediye başkanı ve belediyesiyle. Ben kendime rakip olarak onu görüyorum. Orada muvaffak olmak ve orada başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyorum. Aynı zamanda birlik beraberlik mesajı veriyorum. Sayın Başkanım, tam da onu söyleyecektim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayısınız. Aday adaysınız. Olursa aday, nasip olursa da başkan olacaksınız. Evet. Diğer 3 milletvekili, yani genel manada siyaset yapan 3 milletvekili, AK Partili milletvekili. Onlara nasıl bir uyum gösterebilirsiniz veya göstereceksiniz? Nasıl evet. bir çalışma düşünüyorsunuz? Daha önceden bir tanışıklığınız veya bir konuşmuşluğunuz veya bu bapta bir şeyiniz var mı? Alışverişiniz var mı? Fikir alışverişiniz. Şimdi tabii bu önemli. Biz onu hep söyledik. Yani 57. hükümet döneminde Allah nasip etti. Bürokrasinin ve Ankara siyasetinin gerek meclis, gerek bakanlar kurulu, gerek bürokrasinin nasıl çalıştığını gördük. En büyük bize katkısı oldu. En büyük tecrübemiz oldu. Şimdi bu süre içerisinde devlette küslük olmaz. İyi ya da kötü herkes bir amaç için vardı. Ben öyle görürüm. Daha mevcut. Bakın devletle hükümeti ayırmak lazım. En başkanım adaylıktan adaylığa geçme noktasında ön seçimli veya da genel merkez ataması şeklinde olabileceği noktasında bir tereddüt var zannediyorum. Bunu siz açıklarsanız en azından tabanınızda şimdi bunu bilmiş olun. Genel merkezle çok ciddi görüşmelerimiz iyi ama bu tamamen genel merkezin noktasındadır. Şimdi ne söylesek havada kalır. Her iki şekilde de biz hazırız. Yani güven yoklaması tabii yapılıyor. İşte partimiz ve teşkilatımız aracılığıyla çok ciddi çalışmalar ve anketler hazırlanıyor. İstişareler yapılıyor. Ama tabii takdir genel merkezin. Bu konuda bunlar ne diyorsa o şekilde hareket edilecek. Ama biz her iki hususta da mevcudiyetimizi koyduk ortaya. Mübarek Ramazan'dır. Evet. Hem seçmeninize hem de Kırıkkale kamuoyuna Ramazan'la ilgili de bir öngörünüz varsa onu ve genel olarak bir mesajınız varsa onu alalım. Evet. Son olarak da son sorduğumuz bir sorumuz olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii, biz teşekkür ederiz. Aslında konuşacak, söyleyecek o kadar çok şey var ki hem güncel siyaset, günümüz aktüel ve siyasi olaylar üzerine hem de Kırıkkale'miz üzerine. Biz sadece burada teşekkür ediyorum. Mevcut zaman diliminde birkaç tanesine değinebildik. Evet, evet. Ben hemşerilerime bu Ramazan akşamında evlerine sizlere aracılığıyla bizleri konuk ettiği için, bizleri dinlediği için, öncelikle zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Ama Allah nasip ederse Cenab-ı Allah'ın verdiği güç doğrultusunda ve onun belirlediği ölçekte Allah nasip ederse bundan sonra aday olursak kendileriyle çok daha yakın temaslarımız olacak. Şu an için bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Ben tekrar ediyorum. Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca gerçekten biz Türk olarak sadece kendi coğrafyamız, kendi bahçemizde olan bitenden değil, dünya coğrafyasında, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, özellikle bugünlerde Türk milletinin çok kanayan yarasıdır. Belki çok vizyona getirilmese de ama içimizde kanayan bir yaradır. 57. hükümet döneminde de çok ciddi sıkıntılar yaşadık bu konuda. Hepsine Cenab-ı Allah'ın inayetini, mağfiretini ihsan etmesini diliyorum. Evet. Bu vesileyle hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam var mı? Ekleyeceğimiz bir şey. Evet.
Görüşmek dileğiyle. Daha seçime zaman var. İnşallah. İnşallah daha İnşallah. Çok bir araya geleceğiz tabii, bu manada. Yani, siz bizi takip edeceksiniz. Biz Kırıkkale'yi takip edeceğiz. Kırıkkale bizi takip edecek sizin vesilenizle. Bu süreç içerisinde. Evet, inşallah güzel şeyler olacak. Evet. Kapanışı verelim Sayın Hocam. Sayın seyirciler, Doçent Doktor İsa Elre, içimizden biri Kırıkkale'de şu mekanda sohbet ediyoruz ve Kırıkkale üzerine hocamızın tezlerini dinlediniz. Umulur ki her şey onun istediği gibi olsun. Biz de üzerimize bu donanada düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olasınız.